kura ağırlık veren bir dezenflasyon çabası görüyorum. Onun da kendine az riskleri var. Ha, bunu götürürsünüz bir müddet. Ama işte bir noktada herkes aynı soruları sormaya başlar. Şimdi de soruyorlar zaten benim temaslarımda, iktisatçı camia özellikle. Hani buradaki oyunun sonunu düşünmeye başladı. Yani hem şu andaki faizin ve politikalar demetinin kombinasyonu da bence dezenflasyon için yeterli değil. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Mesele Ekonomi'de konuğumuz ekonomist Murat Üçer. Kendisiyle en son baktım 8 Mart'ta yayın yapmışız, tam 3 ay önce. Bu 3 ayda neler oldu, ne gelişmeler yaşandı, arada bir seçim de atlattık. Hepsini konuşacağız Murat Bey'e bundan sonrasında. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Merhaba Semih'ciğim, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz vakit ayırıp çıktığınız için. 3 ay olmuş. Genelde 2-3 ayda bir yayın yapıyoruz zaten sizinle. Seçim atlatıldı. O önemli belirsizlikti. Seçimden sonra da özellikle piyasa açısından bambaşka bir atmosfere geçtik. Seçim öncesinde hatta ondan da önce uzun bir süre konuştuğumuz birçok negatif şey pozitife döndü. Tabii ki dönmeyenler de var. Onların hepsini konuşacağız. Sizden önce rica edersem geldiğimiz aşamayı yorumlamamızı istiyorum. Ne kadar başarılı, ne kadar yoğun mesafe kat ettik? Şu an itibariyle hani ben de oldukça olumluyum. Özellikle kısa vadede onu söylemek lazım. Gerçekten yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo, özellikle Mayıs ayı, Nisan'da yine daha ağır aksaktı gelişmeler. Ama Mayıs'ta gerçekten çok net bir, özellikle gerek yerli gerek yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışında müthiş bir olumluya dönüş var. Müthiş bir ivme yakalandı. Bunun zaten sonucunu da hepimizin bildiği gibi özellikle net rezervlerdeki müthiş değişimden görüyoruz. Yani bana Mart ortasında 75 milyar eksi olan net rezerv Mayıs sonunda nerede olur iyi bir senaryoda desen, tamamen atıyorum misal olarak 55 olur derdim. Şu anda biliyorsun hazinenin Merkez Bankası'ndaki döviz mevduatını da çıkararak da olsa neredeyse pozitife gidiyoruz. Tabii rakamlar biraz geriden geliyor, haftalık rakamlar, ama burada tabii bir 75 milyarlık bir değişimden bahsediyoruz. Bu tabii çok dramatik bir değişim. Bunun içinde herkes var, her şey var. Yani yabancıların carry trade'i var malum, swaplar yoluyla. İşte lokallerin, yerli yatırımcıların mevduat tercihi var. Dövizden bildiğimiz gibi TL'ye geçişleri var. Gerçek sermaye girişleri var. Bunun bir kısmının ben hata noksan olduğunu düşünüyorum. Yani Mart ayında eksi 10 milyar dolar olan hata noksanın ciddi bir şekilde Mayıs'ta, Nisan'da, Haziran'da belki uzar mı bilmiyorum pozitife döndüğünü. Bu ne demek? Yastık altına giden paranın sisteme geri girmesi demek falan. Yani her kanaldan beslenen bir rezerv değişimi var. Ve çok olumlu bir ivme var ve genel uzlaşı şu anda bu ivmenin devam edeceği şeklinde. Enflasyonda da en kötü geride kaldı. Ben bu kadar hani dramatik bir rezervlerde değişim, yaklaşımda değişim beklemiyordum. Ama bunun tabii nedenleri var. İşte programın devam etmesi, Sayın Şimşek'in programa devam edecek durumda olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında desteğinin büyük ölçüde olması en azından şimdilik. Kurda değer kaybı beklentisi vardı. Aynı Mayıs 2023 sonrası olduğu gibi. Bizim yoktu açıkçası. Hani öyle bir dezenflasyon felsefesi içinde Merkez Bankası'nın onu yapmayacağını biliyorduk her halükarda, ama halkta böyle bir beklenti vardı sanırım. Bütün bunlar falan olmayınca zaten boğazına kadar dövizlemiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Son 5-6 yılın bir birikimi var falan. Yani listeyi büyütebilirim ama orada durayım. Çok böyle birkaç faktör bir arada doğru bir şey, hava yarattı. Çok olumlu bir hava yarattı diyeyim. Ve hani bizi bir hani kötü denge, iyi denge diye şey yaparız. Böyle bir şu an itibariyle bir iyi dengeye, kendini besleyen bir olumlu ivmeye götürdü. Böyle bir durum var. Tabii bu ne kadar sürer, nerelere bakmak lazım falan, bunları konuşmak lazım. O ayrı tabii. Peki dediğiniz gibi yeni bir dengedeyiz. Eskisine göre çok daha iyi bir dengedeyiz. Ama eksik olan şeyler de var. Siz hangi kısımları, hangi başlıklarda önemli eksiğimiz olduğunu düşünüyorsunuz? Ben biraz böyle eski ekol makrocu olduğum için bu tip durumlarda, yani enflasyonun çok yükseldiği, katılaştığı, ataletinin çok net bir şekilde arttığı durumlarda çok kapsamlı bir dezenflasyon programı
ararım. Gözler onu arıyor. Bunun derli toplu, yazılı bir şekilde, çok detaylandırılmış politikalarla halka anlatılması gerekiyor. Şu anda tabii programdan konuşuyoruz ama hani bu programın ne yapmaya çalıştığıyla onu da konuşuruz. Yani şu anda programdan ben ne anlıyorumla olması gereken arasında bir şu anda bir ayrışma var. Yani bir boşluk var. Ben ne anlıyorum? İşte maliye politikasının çok daha dezenflasyona destek verdiği, gelirler politikasının çok daha net bir şekilde önümüzdeki dönem enflasyonuna odaklandığı, yapısal reformlar açısından çok net takvimin ve bir enerjinin olduğu bir program anlıyorum. Para politikası bacağı tartışılır, yeteri kadar sıkı mı değil mi? Bana sorarsan tamamen regülasyonlardan vazgeçip para politikasında da biraz daha faizi yükseltip o tarafı da daha sadeleştirip sıkılaştırmak mümkün. Bunların tabii çok kolay olmadığını biliyorum ama bunların da hepsinin detaylı bir şekilde yazılıp çizilip kamuoyuyla paylaşılması lazım. Benim bu işlerde referansım biraz hani 2001 Türkiye'nin programı mesela, orada çok detaylı niyet mektupları vardı. Yani bir IMF beklentim yok, olmalı da demiyorum şu an itibariyle ama hani o tatta bir, o detayda bir, o enerjide, o yoğunlukta bir program olması lazım. Şu anda tabii program yok değil. Sayın Şimşek programdan bahsettiği zaman benim anladığım ama çok yavaş, tedrici bir şey var önümüzde. Ya işte maliye politikası tarafında açıklanan paketi gördük. Yani Türkiye'de şu anda maliye politikası tarafında yapmanız gereken uyum milli gelire oranla bence 1,5-2,5 puan kadar bir şey. Bu ciddi bir efor. Yani 46 trilyonluk bir şeyden bahsediyorsanız, atıyorum çalışma rakamı bu senenin gayri safi yurtiçi hasılası için. Yani 2 puanlık bir şey çok ciddi bir maliye politikası paketi anlamına geliyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü maliye politikasını konuşurken geçen senenin işte %5.2 milli gelir oranla bir açık verdiğinden, bu sene de 5'ler civarında olacağından bahsediliyor ama aslında geçen sene nakit bazlı açık %2.4'tü gayri safi yurtiçi hasılaya oranla. Bu sene 5 yaparsak çok ciddi bir maliye politikasında aslında dezenflasyonun tersine, tam tersi ekonomiye destek söz konusu olmuş oluyor. Bunun tabii deprem harcamaları falan boyutu var ama harcama harcamadır son tahlilde. Yani bir IMF felsefesiyle bir istikrar programı düşündüğünüzde o 2,5 referans almanız lazım ve ona göre maliye politikası kuruluyor. Yani çok detaylarla şey yapmayayım, istersen açarız ama hani bu kapsamlı yaklaşımı şu anda göremiyorum. Onun yerine ne var? Özellikle kurun istikrarlı götürülmesi üzerinden bir dezenflasyon çabası var. Tabii ki ekonomi soğutuluyor. Tabii ki bir yeniden dengelenme var ama konu yeter mi bunlar? Yani orada da benim yine görüşüm maalesef bir 2-3 çeyrek ekonomide daralma kabul etmek lazım. Böyle bir kabul etme durumu da siyaseten falan çok zor. Hani biz biraz daha böyle ekonomiyi, yani bu sene mesela 4 büyüyeceğiz bence. Yani ben 3 ile çalışıyorum ama geçen sene 4,5 büyüdük. Yeniden dengelenme oluyor. Talebin kompozisyonu değişiyor ama sonuç itibariyle 4'de 3,5'a indirdiğiniz bir büyüme yeteri kadar dezenflasyonist bir sorusu tabii. Önemli bir soru falan. Ben biraz böyle kura ağırlık veren bir dezenflasyon çabası görüyorum. Onun da kendine az riskleri var. Ha, bunu götürürsünüz bir müddet ama işte bir noktada herkes aynı soruları sormaya başlar. Şimdi de soruyorlar zaten benim temaslarımda, iktisatçı camia özellikle. Hani buradaki oyunun sonunu düşünmeye başladı. Yani enflasyondaki atalet kırılır mı? Reel kur değerlendikten sonra ne olacak? Bir takım işte kar realizasyonları olur mu? Hani bu 2 ayın, 3 ayın, 4 ayın problemi değil belki ama bir 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık vadede bu programı düşündüğünüz zaman bunlar çok doğru sorular açıkçası. Böyle bir, bilmiyorum tam sorunu cevaplayabildim mi? Tam sorularını cevaplayabildim ama sen beni çağırıp duruyorsun. Hani cevapladınız. Dersini alamadın yani Semih. Evet. yok. Çok mühim, çok mutluyuz. Peki şimdi ekonomi yeterince yavaşlamıyor. İşte siz 3'e çalıştığınızı söylediniz ama 4 olabilir dediniz. İlk çeyrekte 5.7 geldi. Oldukça güçlü geldi. Burada tabii ilk çeyrekte seçim öncesi, onu söylemek lazım. Şimdi şu anda biraz tabii da ekonomi yavaşlıyor. Ama istenene kadar yavaşlamamasının sebebi faizlerin yeterince yüksek olmaması mı, yoksa biraz önce saydığınız işte maliye politikası, bütçe kısmında yeterince sıkışma sağlanamaması mı?
Bence ikisi de. Yani burada maliye ve para politikasının oldukça sıkı olup ekonomiyi, yine ben hani kötü bir insan olduğum için bunu söylemiyorum ama, dezenflasyon yapacaksanız, bu bir gerçek, ekonominin daraltılması için, iş talebin daralması için yeteri kadar sıkı olması lazım. O sıkılık şu anda yok. Dediğin çok doğru tabii. İlk çeyrekten yılın gerisini okumamak lazım. Ama maliye politikası, bahsettiğim gibi teknik bir şekilde, hani 2.4 eğer 5 olacaksa, o ne demek? Genişleyici olmaya devam edecek demek. Ücret ayarlamaları, tamam, belki asgari ücret ayarlaması olmayacak. O olumlu tabii. Dezenflasyon anlamında tekrar üzerine vurgulayayım. Çünkü sosyal olarak çok hassas konular bunlar. Dezenflasyon anlamında olumlu ama hani sonuçta geriye doğru endeksleme falan devam ediyor. Bu da harcanabilir gelirlerde belli bir ivmeyi koruyacak. Reel faiz tabii şu anda yüksek ama daha böyle iyimser enflasyon tahminleri üzerinden yeteri kadar yüksek. Halbuki biraz orada belki daha sıkı bir para politikası, faizin daha yüksek bir yerde olması söz konusu olan bir para politikası düşünmekte fayda var. Daha sıkı bir maliye para politikası miksi lazım diye ben düşünüyorum açıkçası. Burada Murat Bey, şimdi Haluk Büyümçekçi'ye ben yayın yapıyorum. Orada Haluk Bey dedi ki, işte sermayeyi çekmek için, yabancı sermaye akımı sağlamak için gereken faiz ile enflasyonu mücadele etmek için gereken faiz bazen aynı olmuyor. Tabii. Burada nasıl bir çözüm bulabilir ekonomi yönetimi? Ya bu çok zor. Bu standart 90'ların, 2000'lerin, işte IMF'nin böyle binlerce, yüz binlerce sayfa yazdığı, başkalarının da, bütün kurumların, sermaye, aşırı sermaye girişlerinin yönetimi nasıl olur konusu. Burada da böyle hani çok sihirli şeyler yok, denekler falan. Burada iş biraz yine maliye politikasına bakıyor maalesef diyeyim. Yani ne kadar, şimdi Ali'nin dediği tabii doğru, ya tam neyi kastı, gerçi takip etmeye çalışıyorum ama tam, yani şu anda aslında benim dediğim gibi faizi diyelim ki daha da yükselttik. O sermaye giriş problemini daha da dramatikleştirecek tabii. Yani aynen. Merkez Bankası'nın sterilizasyon problemini daha da akutlaştıracak falan filan. Bunu anlıyorum. Ama işte orada dezenflasyon yapacaksan buna mecbursun. Bunun da sterilizasyon tarafını yine maliye politikasıyla ve yine zorunlu karşılıklarla, işte orada gerçek makro ihtiyati falan konuşmak mümkün. Belki kredi tarafında bir boom oluyorsa onu engellemeye çalışan bir takım politikalarla falan girişmek lazım. Hani burada bir sihirli şey yok bulut ama biraz tabii maliye politikasına kayıyor. Bir noktada açıkçası kısa vadeli sermaye girişlerine bir, işte malum, bir takım vergiler düşürülebilir. Bunun da hani literatürü var. İşte Jilin'in yaptığı mesela, işte meşhur, giren kısa vadeli paranın bir kısmının Merkez Bankası'nda karşılık olarak bedava tutulması gibi, o bir vergi olmuş oluyor falan. Yani böyle kısa vadeli sermaye girişlerine bir takım sınırlamalar, maliye politikası, biraz kredi patlaması olacaksa eğer, onu şey yapan makro ihtiyati politikalar, hani böyle bir şeyde yönetmek lazım. Ama faizi tabii doğru yere koymak gerekiyor. Yani bunu Türkiye, değil mi, 2003, 2004, 2005'te yaşadı. Hatta bir noktada bir tarafı da bunun, bir reel kurda değerlemeyi de kabul etmeniz gerekiyor. Şimdi buna da tabii çok karşı çıkan arkadaşımız, meslektaşımız var. Ama onu da kabul etmek gerekiyor. Bunu hem sermaye girişlerine karşı bir refleks olarak, daha doğrusu bir enstrüman olarak kabul etmek zorundasınız. Hem de dezenflasyona yardımcı olması için kabul etmek zorundasınız. O arada ne yapacaksınız? Umut nedir? Gayret nedir? Yapısal reformlara abanıp işin arz tarafından, üretkenlik tarafından bu zamana karşı yarışı kazanmaya çalışacaksınız. Yani böyle bir sermaye hareketleri çoklaştığı zaman nasıl yönetilirin aslında basit bir iktisada giriş reçetesi var. Bunun kolay olmadığını da biliyoruz. Reçetede dediğim gibi tekrarlıyorum ama maliye politikası, makro ihtiyati, işte dediğim gibi bazı girişlere vergi konması gibi falan önlemler olabilir. Ama tabii burada bir paradoks var. Yani sermayeyi daha fazla çekmiş oluyorsunuz tabii, faizi enflasyonu düşüreceğim diye daha yüksek bir yere koyduğunuz zaman. Ama şu andaki durumda bence o da söylemek mümkün, son bir şey. Şu andaki faizin ve politikalar demetinin kombinasyonu da bence dezenflasyon için yeterli değil. Demin yani onu söylemeye çalıştım aslında kendimce. Ben öyle düşünüyorum. Peki
Yine bu bütçe kısmı ile ilgili vergi mevzusu var. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in vergi reform paketi açıklanacağı konuşuluyor. İçerik hakkında da çeşitli spekülasyonlar var. İşte sektörlerden borsaya, kripto paralara, işte konut sektörüne, işte doktorlara, mühendislere farklı bayağı geniş kapsamlı bir vergi reform paketi geleceği söyleniyor. Enflasyon mücadele açısından nasıl bir önem taşıdığını düşünüyorsunuz? Ne kadar etki yapacaktı bu kapsamda, söylediği kapsamda gelirse? Şimdi tabii yani bu aslında demin konuştuğumuz bütçe olayına giriyor. Yani bütçe açığını sen dediğin gibi tekrar benim referans alırsak 2.4'ten 2.5'undan milli gelirin 5'e getiriyorsan yani senin bir 1.5-2 puanlık bir en azından maliye politikası paketi açıklaman lazım. Bunun da ideali aslında bunun harcama tarafından gelmesi lazım. Yani bir takım işte tabii enflasyonist olmayan da vergilerden bunun bulunması lazım. Zor iş. Anlatayım. Yani harcamalar tarafından bulunması zor çünkü harcamalar Türkiye'de çok katı. Ciddi transferler var, işte faizler de transfer sonuçta. Bütün bunlar büyük bir katılık yaratıyor bütçenin harcama tarafında ve orası daha siyasi, orayı kesmek. Ama aslında o gerekir. Yani gerçek bir bütçedeki uyum, adjustment da daha çok harcamalar tarafının kısılmasına bakarız. Ama tabii Türkiye gerçeklerinde bizim vergi oranımız da çok yüksek olmadığı için özellikle gelir vergisi falan tarafı korkunç olduğu için düşük anlamında söylüyorum. Kurumlar vergisi falan filan belli kurumlardan alınıyor. Yani Türkiye'de kurumlar vergisinin tabanı falan çok dar olduğu için tabii buralarda da çok ciddi alanlar var. Burada da anladığım bilmiyoruz tabii. Bekliyoruz. Yani ilk paket güçlü bir paket değildi. Bu çok net. Hepimiz konuştuk ama hani ivme o kadar güçlü ki kimse fazla orayı şey yapmadı. Sayın Bakan da zaten yaz sonunu bekleyin dedi. Tamam olabilir. Zaten şu anda herkes başka yere bakıyor. Ama sonuçta hani buradan bekliyoruz ama çok da bir şey yok hani elle tutulur duyduğumuz. Emlak tarafı var. İşte bir kurumlar vergisi konuşuluyor. Bunun burada biraz kafa karışıklığı var. İşte bu uluslararası vergiyle bizim içeride yapabileceklerimiz birbirine karıştırılıyor. O uluslararası vergiyle bizde fazla bir vergi gelir olmaz. İçeride bizim hiç vergi alamadığımız ama yıllardır operasyon içinde olan korkunç bir kobi sektörü var mesela. Nedir buradaki durum? Bunu anlamamız lazım. Burada niye vergi toplayamıyor Türkiye falan? Buralara neşteri sokmak lazım vergi tarafında. Bir de aslında dediğim gibi harcamalar tarafında bazı kısıtlamalara gitmek lazım. Böyle bir devasa paket lazım aslında. Bakacağız, izleyeceğiz. Bakacağız. Henüz öyle bir işaret yok. Aynen. Daha ilerleyen süreçte. Ama işte iade kanunu falan dendi. Evet, bunlar, o da var. Aynen. Olumlu tabii sinyaller. Mesela iade kanunu siyaseten de önemli bir sinyal vermiş olur. Gerçekten evet. Tekrar 2001'deki haline geri getirmek gibi bir plan olursa iade kanunu falan. Yani biz yani izleyeceğiz. Hani benefit of the doubt gibi biraz böyle hani karşı tarafa daha çok şey vererek, kredi vererek izlemek lazım. Bak ben de artık olumlu oldum gördün mü? Evet. O zaman yaz size yaramış. Yaz. Gerçi ofis şu anda fena değil. Evet. Son olarak artık sona geldik. Yayının sonunda sizin başınızı derde sokacak bir soru soracağım. Eyvallah. Ücret zamları. Temmuz geliyor. Geçen 2-3 senede, yanlış 2 senede olması lazım. Ara zam geleneği oldu tabii enflasyon yükselince. Ondan önceki uzun bir süre böyle bir şey yoktu zaten. Tabii yine enflasyon ilk yılın ilk yarısında yüksekti. Ama bu Temmuz'da ara zam yapılmayacağı söyleniyor. Asgari ücrete. İşte bunun özel sektörün ne kadar uygulup uygulamayacağı onların hepsini göreceğiz. Ama muhakkak bir etkisi olacaktı. Yani asgari ücrete zam yapılmamasının. Yapılmalı mı yapılmamalı mı? Ücrette zam enflasyonu ne kadar etkiliyor? Bu çok tartışma konusu. Atiye Yaşar da yapılmamalı dedi. Oldukça sert eleştiriye maruz kaldı. O yüzden bir de sizin başınıza derdi sokayım dedim. Ya, bir ne düşünüyorsunuz? Sosyal boyut var. Bir sosyal boyut var. İnsani boyut var. Yoksulluk limitleri var. Falan. Bir de iktisadi boyut var. Yani siz verimlilik artışlarının çok üstünde ücret artışı yaparsanız, biz bunu hani naçizane ben yıllardır iyi kötü bir temel makro dersi de veriyorum Koç Üniversitesi üzerinden. Yani öğrencilere anlattığımız standart hikayedir. Yani birim iş gücü maliyeti. Neden? Çünkü ücretleri verimliliğin çok üstünde koşturursanız zaten enflasyon olarak geri gelir. Reel ücreti arttırmak istiyorsan ne yapacaksın? O zaman verimliliği arttıracaksın. Bunun başka bir mucizevi çözümü yok. Bizde ayrıca yani verilere baksın arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Birinci çeyrek ücret verileri de açıklandı. Dolara, euroya falan böldüğünüz zaman çok ciddi bir ücret artışı oldu. Birim iş gücü maliyeti bazlı endeks 50 gibi bir 2300, 50 gibi bir düzeyden şu anda tekrar yüzlere yaklaştı 2 yıl içerisinde. İnanılmaz bir ücretler üzerinden aslında rekabet kaybı yaşadı
Türkiye. Ben genelde kurun çok değerli olduğunu düşünen kampta değilim. O ayrı bir tartışma. Onu başka zaman konuşuruz. Vaktimiz yok. Ama ücret artışları çok dramatik oldu. Bunu kabul etmek lazım. Bir kısır döngü içindeyiz. Verimliliğimiz yok. Ücret arttırıyoruz. Enflasyon olarak geri geliyor. Buradaki tabii çözüm enflasyonu bir türlü bir maliyet alarak hep beraber belli bir işte acı reçete deniyor buna vesaire veya short term pain, long term gain, kısa vadeli işte acı, uzun vadeli getiri falan gibi. Bunu kabul etmemiz lazım iktisaden. Ama hani insani boyutu, sosyal boyutu, yoksulluk boyutu bunun apayrı. Ama Türkiye'deki yoksullaşmanın kaynağı verimsizlik ve enflasyon bence. Buralara, hani Nasrettin Hoca'nın yüzüğü hikayesi gibi buralara odaklanmamız lazım. Yüzüğü karanlık odada kaybettik. Konular bunlar. Yani enflasyonu düşürmemiz, verimliliği arttırmamız lazım. Bunun dışında yapacağımız her türlü dolar cinsi, TL cinsi zenginleştiğimizi zannetmek bize enflasyon olarak geri gelecek. Toplum olarak buna uzlaşmamız lazım. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Güzel, güzel. Bir bitiriş oldu Murat Bey. Çok sağ olun. Evet. Manifesto gibi açıkladınız. Çok teşekkür ederiz. Vallahi bilemiyorum. Evet. Evet. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. 6 ay düşürsek olur değil mi? Yok, bence daha sık yapmamız lazım. Konuşacak çok şey var. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Genel bir değerlendirme yaptık. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Size de. Size de. Görüşmek üzere. Saygı sevgiler. Teşekkürler. Teşekkürler.